Lana Del Rey'in 9. bölümü Norman Rockwell. Şimdi Born to Die'da bir şey anlatmıştım hatırlıyorsunuz. Bütün videolar böyle şeydi. Born to Die'da birleşmiş. Farklı farklı. Bütün videolar. Ne? Born to Die'da birleşmiş hatırlarsanız. Şimdi bir de aslında Last for Life'a yapmaya çalışıyor. Ona da biraz anlatacağım ama. Yine Norman'da da benzer bir anlayış var. Böyle bir yapısı var onun da. Aynı. Ama bu sefer ne yapmaya çalışıyor? Öncekilerin hiçbirinde yapamadığı Born to Die dahil. Çünkü Born to Die tamam başarılı bir albüm ama şey yok yani. Müzikal bir başarısı yok yani. Tamam tanındığı albüm, güzel bir albüm ama yani müzikal olarak başarısız bulunuyor Born to Die. Özellikle sözler, videolar falan yani seviliyor. Aslında Norman'ın da sözleri harika değil. Onu da göreceğiz. Ama şey var. Eleştirel de bir tarafı var. IMDB'den miydi ya? Bu neydi? Bu neyden bu puanı almıştı bilmiyorum. Yani eleştirmenlerden güzel bir puan. Hatta Grammy'ye aday oluyor. Ama yani Billie Eilish 2019'da kazanıyor. Hatta yani ilk albümü bilinir. Yani ilk albümünde yani bu kadar albüm geçtik. Daha da fazla geçtik. Yani gerçekten güzel bir albüm. Grammy'de yenilmesi biraz olmadı yani o yıl. O yıl olmadı. Ya zaten Grammy dediğiniz nedir ki yani? Nedir? Yani tamam ödüllendirmek güzel bir şey ama bence yani bu bundan daha iyi gibi bir şey oluyor. Sadece yaptığı işi değerlendiren bir aklın yani çoğunluğun değil orada. Lana'nın kaybetmesinin sebebi bence ta önceden gelen bir başarısızlığın üstüne bir şeyler yapması. Zaten bu albümünde hani neden Grammy'de yenildiğini konuşacağız daha çok. Neden olmadığını anlatacak. Yani amaç bu biraz. Aslında bunun aynısını Last for Life yapmaya çalışmıştım. Şimdi ona geleceğim. Hani şöyle bir şey yapmıştım hatırlıyor musunuz? Aslında bu müzikal geçiş olarak doğru demiştim. İşte Silence, No Compto, Ultraviolence'da. Bunların ikisi Born to Die'da. Ama yani burası için onu da Last for Life'ı dinledikten sonra karar verdim. Yani bunların ikisi sanırım Honeymoon ve Norman Last for Life'da yani Norman şey gibi country'ye geçiş. Şimdi bu geçişin de bir nedeni var. Çünkü neden? Last for Life'da şey denemiştik hatırlıyorsanız. Bir sürü bir deneme vardı. Bir sürü bir farklıydı yani. Farklı bir albümdü. Nedenini anlat. Tepki alıyor olmalı. Muhtemelen. Yani eminim böyle bir şey olduğuna. Nasıl eminim? Yani şimdi bir video var. Onu dinlesek mi? Yani onu aslında Last for Life'da dinleyecek. Ama tam yani 2018'da. Bence şimdi dinleyeyim onu. Şu şey demek. Kültürel ödenek ve politikadan kaçınma. Bakın. Hatta videonun başında bir şey var. Bakın bu sefer Lana Del Rey. Melina filmindeki bu sigara yakma sahnesi. Yani şu konuşmadan, bak bunu uzatmayacağım. Bu konuşmadan yani Lana'yı hiç anlamamak. Hiç anlamamışlar Lana'yı. Ben nasıl anladım bilmiyorum. Yani çok zor muydu bu? Ha burada Lana yani hiç anlamamışlar ya. Evet, bence de ben bir sanatçının fanlara ihtiyacı olmaması gerekiyor yani. Fan nedir ki? Bence de olmasın yani. Kesinlikle olmasın. Ama yani bundan bilmiyorum ben etkilendiğini ya bilmiyorum. Bence etkiler. Yani Last for Life'tan sonra bir geri dönüş. Umurumda değil diyor ama bence umurunda yani. En azından şeylerin umurundadır. Yani menajerinin falan hani amaç para yani. Last for Life'da ticari bir albümdü açıkçası. Amaç ticariydi yani. Çok belliydi bir deneme hani. Ya burada şey ya yani ben
Açıkçası politika var mıydı? Bilmiyorum yani. Çok yoktu. Ama hem burada var aslında yani. Hem de Norman'da da var. İkisi de var. Politika. Çünkü Trump dönemiydi ve mesela yangınlar oldu falan. Hani bir şeyler oldu burada. Onu katmaya çalıştı birazcık ama yani. Çok da değil. Bakın hep şey diyor. Yer, bir şey. Hep dediğimiz yani. Hep dediklerimizi söylüyor burada. Yoktu yani hiç. Bakın. Aynı. Yok orada takılmıştım ben. Ben de istemedim. Değil yani. Burada evet benim gibi değil. Çok doğru. Bir bu başka da bir şey yok. Finding your own path is not for the faint of heart. It's the harder path. It's easier to just like keep doing the same shit over and over again, and Aynen. then be surprised when like it's still the same, same result. Somehow that's easier than just doing something different. İşte bu. Yani hep aynı şey. Hep aynı şey. Yani saydığımızdan kurtulamamanın sebebi sürekli hep aynı aslında. Hep aynı. Yine söyleyelim. Yani honeymoon'da politik değilken last four'larda politik. Çünkü yani sebebi Trump diyeceğim. Ben Trump demeyeceğim yani sebebi. Ya da herhangi bir politika bu masada olmuş olmayacak. Sadece sanat eseri. Hiçbir şey konuşmayacağım. Sadece yani öyle bir şey varmış demek istediğim. Hani bunda yokmuş mesela. Burada varmış. Last Warline. Norman'da yine var. Yani direkt bir politik anlatım yok yani burada bir geçiş haline. Yani Norman'dan hani ondan buraya ne geçiyor diyeceksiniz. Bu alttaki trap vardı ya trap yani o. Burada da burada duyuyoruz yani onu. O şeyi duyuyoruz. Burada da country gibi. Aslında Last for Life'ta başlıyor. Yani Born to Die'da yaptığını aslında burada yapıyor ama beceremiyor. Sonra hani başarılı bir şey yapmak isterken burada yani o başarıyı Norman'la yakalamaya çalışıyor. Bu benim üçlemem. Yani şu vardı bak yine var biraz ama tam değil. Yani bu Dreamworld yani Norman beni biraz şaşırttı aslında. Ben yani müzikal olarak evet benziyor ama ya bu üçleme olabilir aslında. O yüzden 9'da zaten ama country'ye geçiş. Yani yine bu üçlü aslında yine var. Ama bence farklı bir yerden bakacağım. Ayırdım artık Norman'ı. Çünkü sözlerinde bir cennet, bir yer yaratma yok Norman'ın. Dörtlü yani. Zaten o Born to Die'daki dört renk hatırlayın. Yani büyük bir ihtimal dört o. Ama bu mu o dört? Bilmiyorum. Biraz Lizzie'ye benzemesi. Acaba böyle mi diyorum? Sirens ne alaka? Sanki Sirens ve Honeymoon ve No Kung Fu'da bir semboller vardı hatırlarsanız. Acaba Last for Life o mu? Sanki öyle de gibi geliyor. Bunların ikisi yine benzer. Poetry. Yani bu bir şiir kitabı. Şey, Violet Bends Backwards Over the Grass. Aslında şeye mi ait yoksa? Chemtrails'a mı ait diyeceğim. 2020'de çıkıyor. Değil. İçindeki öğeler nedeniyle Norman yani. Iron Gates miydi neydi artık bilmiyorum. O da sanırım yani o çıkacak düşünülüyor. Acaba bu Blue Banister'a mı eklenedi yani onu da bilir. Chemtrails EP yani onları bir bundan sonra anlatacağız zaten. Anlam olarak da böyle ayrılıyor. Yani burada tam şey değil. Sanki bir hayat biçimi anlatılıyor. Bir karakter hakkında gibi. Hani bu öldürüyordu falan da reformiydi. Yine buralara benziyor. Öyle. Burada da ün ve
kafasındaki cennet yani istediği olabilir. Ama yine Born to Die'yi ayırmam lazım benim orada. Yani burada benim bu ikisini birleştirme nedenim Paradise Edition. Şu aslında şu resim. Ama Paradise farklı arkadaşlar. Neden farklı? Sözlerden farklı. Yani anlam tamam bu ama sözler, buraya onu yazayım. Buraya meaning yazmayayım ben. Yani bu kelimelerden anlam olarak böyle. Yani anlamsız, anlamsız bakın. Anlamsız, anlamsız, anlamsız. Ya da aslında bu da değil yani. Şu üçünü üçledim ben. Bir yer yaratma, bir cennet kafası. Paradise farklı. Yani Born to Die'dan çok farklı. Born to Die geriye dönüş. Paradise yepyeni bir şey. Ve tam Paradise'dan sonra yani Outer Wilds hariç burada da bir cennet var bence. Norman'da yok. Bakın göreceğiz yok. Olmadığını göreceksin. Kelimeler. Bakın burada fakir bir hayattı. Böyle erkekler vardı bir sürü falan filan. Bir hayat biçimi burada. Ün hakkında bunlar. Yani burada aslında yine bir hayat stili, bir katil. Ama sözlerden, yani sözlerin anlamsızlığı aslında. Born to Die ayırıyorum. Öncekilerin bir şey yani şu şunların hepsinin özeti Born to Die. Ama anlam olarak da yok. Ya da kendine ait bir anlatım biçimi yani. Bir yer hakkında, bir cennet hakkında bu üçü. Ve şiir mi? Yani burada da bir şey anlat. Yani şiirsel bir şeyler var. Yine country'e dönüş aslında birazcık. Tekrar dönüyor. Ama müzikal olarak bu yani. Bu üçü birbirine bence benziyor. Yani bu yani bir sonraki albümünün yani bunun yeni gelecek bundan sonrakinin zaten Iron Gate neydi ya o yeni bir şiir kitabıyla birlikte gelecek büyük bir ihtimal. Ya da şiir kitabı buraya mı ait? Bilmiyorum. Bundan sonra ne olacak? Bence buraya yine country tarzında bir şey gelecek diye düşünüyorum yani muhtemelen. Şimdi albüm nedir? Jack Antonoff diye bir adam var. Yani bu adamla birlikte ünlendi bu adam. Hepsi şey oldu ya, country'ye döndü. Özellikle Taylor Swift. Ama ilk önce Taylor. Ya aslında ilk önce Taylor da değil. İlk önce Lana. Çünkü Last for Life'da vardı o country denemesi. Country'lere bir dönüş. Jack Antonoff. Yani country'ye döndüler açıkçası. Ve sıkıldım. Yani nerede benim lanam? Nereye gibi şey var. Bundan sonra göster. Folk song. Country demek o. Ya burada ne anlatmışsın ya? Ne burada? Yani şey anlatmış. Antonoff'la olan tanışmasını falan anlatmış. Öf. Albüm aynı Born to Die gibi. Ama renklerini ayırayım mı ya? Bir renk var mıdır? Sanmıyorum. Renk oldu. Renkleri ayırmayacağım. Yani bir renk diyemem. Yine aynı şey gibi. Yani Lana'nın bütün şeyleri gibi. AK'de anlatmıştım hatırlıyor musun? Yani hepsi aynı şarkı. Hepsi birbirine benziyor. Yani sadece ilham aldığını sanıyorum. Mesela How to Disappear şeye benziyor. AK gibi. Altında farklı bir şarkı var bence. No Kung Fu gibi. No Kung Fu'dan AK olmuştu. Yine onun gibi bir şey var. Mesela Cinnamon Girl şeye benziyor. Born to Die'ın kemanına benziyor. Sadece keman olarak. Love Song bildiğiniz country böyle Last for Life. Ultra Violence şu Venice Beach ve California kesinlikle. The Next Best American Record'da Last for Life'tan çıkma zaten. Yanlış hatırlamıyorsam. O dönemde yazılmış olması lazım. Gerçekten Last for Life gibi. Yani şeye yapmaya çalışmış bu. Elementlerini yine birleştirmeye çalışmış. Mesela Born to Die mi mesela bu? Born to Die mıdır bu? Sanmıyorum. Piyanoyu hiç duymamıştık. Bol piyanolu bir albüm. Unreleased'leri de şey. Şunlar country herhalde. Şun cover zaten. Bir tek Looking for America'yı. Adam akıllı yani. Diğerleri at çöpe. Yani burada aşağı inmek değil, geçmişe dönmek. Laurel Canyon sesinin damarında oldu. Surf unsurlarım var. Elektro gitar içerdiğini. Evet. Yeni kaydı sorulduğunda küçük bir şiir kitabı yazdığını söylemiş. Yani müzikal arka plan biraz geçmişe dönen. Aynen. Yani elementleri birleştirin. Şimdi Norman Rockwell. Yani albümün başlığındaki Norman Rockwell kimdir? Bu bir Amerikalı ressam. Daha çok şey diyelim. İllüstratör diyelim. İllüstratör. Desinatör müdür? Desinatör nedir? Çizim, resim, uygulamalı sanatın diğer yöntemleriyle resimleyen sanatçı verilen isim.
İllüstratör işte, destinatör nedir? Özellikle şu savaş resimleri çok önemli diyebiliyorum. Popüler Amerikan kültürü adamı. Adam yani resimlerinde özellikle o kadar şey ki resimleri nasıl diyelim göstereceğim zaten. Sanki Lana her şarkısını böyle şey yapmış, boyamış, şey yapmış, sanat böyle müziği boya gibi kullanmış. Bir şey böyle bir resim çiziyor. Bakın New York'a taşınması. Lana da New York'a taşınmıştı. Tabii ne alaka diyecek. Şey gibi sanki bir sürü Lana gördük ya. Bu sanki ressam bir. Yani kendi yerine mi koymuş artık? Ne yapmış bilmiyorum. Yani kendisini o adamın yerine mi koymuş? Öyle yani. Ama öyle öyle bir anlayışla. Şey. Albüm bu yani. Albüm hatta başlığı yani. Yani oha. Evet. Eleştirmenlerince ciddiye alınmamış ve fazla pop bulunmuştur. Yine Lana'nın pop denemi. Eserlerin bir kısmı yangın gibi sebeplerle kaybolmuşsa da çoğu çeşitli koleksiyonlarda bulunmaktadır. Yangın yine albümde önemli bir yere sahip olan meşhur 2019 yılı yangınlarına yine bir atıf. Lolita'nın meşhur yazarı evet Vladimir Nabokov. Dali aslında Norman Rockwell'in bebekken çingene tarafından kaçırılmış ikiz kardeşidir. Sürrealist bir şekilde. Yine o honeymoon'daki sürrealizmde. Yine burada. Yani özellikle savaş resimleri çok ünlüdür. Bakın yine resimlerini göstereyim. Görünümü çok büyük yapsam. Bakın görüyor musunuz? Bunları şey yapacağız şimdi. Yani bu tip resimler hepsinde yani oha yani. Kennedy'nin bile resmini yapmış. Evet bir Amerikan vardı. Özellikle şeylerde bazı filmlerde adı geçiyor bu kişinin. Yani bu kişiyle Amerikan rüyası diyelim. Hatta ne şeydi ya? Stepford Wives. Bu bir film. Türü Amerikan yaşamını betimlediği için filmlerde sık sık referans veriyorlar. Ama olumsuz anlamda yani. Popüler kültür, pop kültür. The Runaway. Bunlara sonra geleceğiz. Yani ressamı anlatmayacağım burada tabii ki. Ve Lana'mızın resimleri. Burada şu önemli birazcık. Çünkü sanki şey gibi. Hani Moon'da hani bir gezi yapıyorduk ya. Onun gibi yani belirttiği şehirler, ülkeler var. Sanki bir adada geziyoruz. Hatta bu neresiydi ya? Lands of Holly mi? San Diego. Hollywood. Yo kendince bir yer yapmış. Aynen. Kendince bir... Ama sözlerde şey yok. Yani belki de vardır. Şu an tam bilmiyorum. Ama ben yok gördüm. Ve o yüzden fikrimi değiştirdim zaten. Tam böyle gezi bir yer yaratayım yok. Aynı Lizzie gibi. Görünüyor gidiyor. Görünüyor gidiyor. Videoları saçma. Her şey güneşle başladı. Güneş... Dediğim gibi last sonra bir ışık ya bir enerjiyle bir ışıkla oh bakın güneşten dolayı with civilization there came the surfer with the urge to conquer these moving walls of water. Her şey güneşle başladı değil bir de güneş sistemi de olabilir yani. En baş. Ama yine iyi albümde en başa gitmesi de olabilir. Burada yine yani bu erkek ve kadın yine olabilir. Ama yine Last for Life gibi. Arka plan gerçeklik açacağız. Ve bakın gerçekliğe bakın. Şu yerler şurası. Burada da akıldaki bir yolculuktan bahsediyor. Yani keşfettiğiniz şeyler gerçekten esinleniyor. Gerçeklik. Bakın yine bir cennet şeyi var aslında burada da. Ama trailer'da yani şarkıların içinde böyle bir yerden yola çıkıyor gibi duruyor ama sanki albümde var mı? Sanmıyorum. Trailer'da şu konuşma tarzı var ya şu bak. There was the sun. Nothing but the sun moving through the heaven. Ben bunu Norman'ı araştırırken Norman Rockwell'i bir şeyde gördüm.
bir röportajda gördüm. Aynı ses, böyle 1960 yıllarında yapılmış bir röportaj herhalde. Bak bir de onu izleyelim. Aynı ses, böyle şey gibi. Yani ses de biraz 1960 yine. Promoting has allowed his talks and private conversations to be filmed. The principal settings, 1997, and educated in England. Bakın. He has followed a Çok singular benzer. And original path of thought, free of factual. Bunu Norman Rockwell'de de biraz göreceğiz. Bu konuyu, yani şu Real Revolution'ı. Bir resmiyle ilgili çünkü. Onu araştırırken görmüştüm bunu da. Aynı ses yani. Bu aynı ses. 1960 olması lazım yani. Denizler kargaşaydı. Bu yine Mariner's Apartment Complex'teki o su kargaşa gibi. Su üstünden çekildikleri. Medeniyetle birlikte bu hareketi su duvarları fethetme dürtüsüyle sörfçü geldi. Şimdi bu bir filmle ilgili. Slippery When Wet. Zaten görüntüler de orada. Sörfçüler Hawaii'ye rüya gibi yolculuğa çıkabilmek için Kaliforniya'dan ayrılmaya karar verir. Aynen bu. Yani Kaliforniya'dan ayrılmak. Kaliforniya yanıyor. Rüya gibi bir yolculuk. Yine bak, yine ama tam değil. Bu girişte var. Ondan sonra yok. Outro'da şey, motivasyon kitabı ve diğer zamanlarda güzelliğin ve gerçeğin parlak adalarını keşfeder. Her zaman yön alabileceği ve fırtına bulabileceği adalar bilecektir. Bak, yön alabileceği, fırtına bulabileceği. Ya bu şeyde de vardı, Honeymoon'da da vardı. Hani o bir kitap vardı demiştim. Adı neydi o kitabın? Öf! O kitapta bir adada fırtına vardı. Hatırlıyor musunuz? Bir şey var, bir mezarın üzerinde mi geziniyordu? Bak, hatırladığım kadarıyla. Bu şeye benziyor. Shakespeare'in Tempest. Adaya fırtına çağırıyor şey. Bana hep sanki onu, zaten onu hatırlatmıştı. Orada söylememiştim. Bak, burada söylememiz iyi oldu. Ama burada hayatın fırtınaları kendini patlatırken, yani fırtınayı çekmiyor burada yani, öyle de yani o değil. Ama fırtınada yön alabileceği adalar bence anlamlıydı. Şimdi bu uzun bir video. 11 dakika, 13, 14 dakika. Yani birleşik Great Bartender ve Happiness is a Butterfly ile birleşik bir video. Aynı AKA gibi. Saçma, sallama. Hiçbir şey anlatma. You felt me so good that I almost said I love you. Bu şey gibi, değil mi? Bak, düğün resmi var. Ne resmi var? Büyütüp bakarız. Ama bir anlamı yok. Küçük bir göstereyim o zaman. Ya bakın şu böyle. Bunların hepsi pop art resmi. Ya gözünüzü boyama aslında pop art. Bir ara ben bile öyle bir resim çekmiştim. Geçmişe gittim. Aha. Bunu ben de şey yapmıştım bak. Pop art bu. Dedim, beni kopya mı çektin? Böyle bir şey mümkün değil de. Bak, 21 Haziran 2019. Norman ne zaman? 30 Ağustos. Aynen. Sonra çıktı, bir geç çıktı. Bir şeyler oldu. Önce ben yapmıştım. Evet. Aman. Yani amaç yarıştırmak değil, sadece sanat, sanat, sanat. Sanki böyle şey, evlilik hayalleri böyle. Süs diyor. Gözünüzü süslüyor. Pop art böyle bir şey. Yani tüket at. AK'de anlatmıştık bunu. Yani şu piyano şeyinden. Yani şu sözler. Lana. Ah Lana'm. Lana'm, değişmiyorsun yani. Değiş biraz ya. Hani manifesto falan. Yalan.
Müzikal olarak farklı ama altyapı aynı. Aynı AKA saçmalığı. Çizgi film vari. Popart, popart, popart. AKA, AKA, AKA. Ah! Ah, aslında şey izleseydik. Ah! Bir amacı yok yani. Sözler yani Lana beni etkilemiyor. Yani gerçekten Norman kötü değil ama hiç etkilenmeyeceğim. Bakın göreceksiniz ya. Ama bunu sonra söyleyelim de bir amacı olsun şeyin. Ben her birine şey yaptım. Norman'ın resimlerini koy. İlk şarkıda kendini çizdiği şu ünlü resim. Mavi giymiş bir şekilde. Kendine bakıp çiziyor. Yani bu da ama siyah beyaz çiziyor. Bakın bu da iyi bir şey. Bu da bir. Burada ne var? Van Gogh. Bunları bilmiyorum. Amerika yine. Hep Amerika şeydi. Ne bunlar? Bunların ikisini bilemedim. Bunlar da ünlü herhalde. Şey, müzisyen gibiler. Bu görüntüyü şeyde kullanmıştı. Konserlerinde. Bu deniz görüntüsü. Yani Norman'da biraz gerçekçilik var aslında. Bir şey yaratma var ama etkilemiyor. I'm Your Man lezbiyen değil. Bir ilişki değil yani. Hani bir şarkı şey yine sembolik orada. Bir şey yok ya. Yani. Ya yine bir ada anlatımı var aslında. Bir ada, bir o gösterdiğim bir yolculuk. Beni işte yolunu kaybettiysen elimi tut. Ben seni yönlendireceğim. Bak tekneni tekrar kendime yönlendireceğim. Sirens var. Uzaklara bakma. Tam olduğun yer. Ben oradayım. Ben senin adamınım yani. Garip bir anlatım. Bir anlamı var mı? Yine sembol yani. Uzak mesafelerden bile yanan kalbimi görebilirsin. Monroe'yu birçok etkisinden biri olarak mı? Marilyn Monroe'ya adanmış bir şarkı. Ben yıldırımım, şimşeğim, gök gürültüsüyüm. Ben geliyorum. Yani felaketim. Yine önceyi sözler yine önceden. Önceyi. Peki neden Denizci Apartman Kompleksi? Şey mi? Yani bu şarkıyı sevenlerin toplandığı bir yer mi orası? Yaşadığı bir yer mi? Yine Denizci Norman. Neyse. Mesela bir apartman sadece bu var. Bir de bir tane de araba var. Ama o bilmiyorum. Bu da olabilir. Bir resim çiziyor. Bir şey. Yani şu hiç gözükmüyor ya, şu turuncu. Turuncu yani hiç olmamış. Ayrıca şey de yok yine. Ay vallahi benim de takatim kalmadı. Benim de o yok. Arayın bulun. Blue'da Happy in Blue. Blue. Bakın baştan beri blue 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 blue. Hep duyduk mavi. Mavi biraz şey, blues, jazz. O şey, Dana'nın geçmiş diyelim. Hani salon müziği şarkıcısıydı falan, blues falan söylüyordu gibi. Yani Amerika gibi. Yani Amerika'nın saygın bir türü diyelim blues. Ona aslında blue oradan daha çok. Mavi renk değil de. Şu şeyleri şeyde görmüştük, hatırladınız mı? Honeymoon'da. Farklı bir deneme bu ya. Farklı yani.
Ama biraz ultra wireless değil mi? Sanki bu arkadaki şey ha şu. Tam şeye denk geldi. Sanki böyle şey. Onu bundan sonraki videoda göreceğiz. Sanki şey yapıyor böyle. Kuzey ışığı mıydı bu? Yine enstrümanı kullanması güzel bir şey. Yeni bir enstrüman, yeni bir renk aslında, bir materyal. Bak böyle yeni şeyler kullanınca güzel oluyor ya. Ötekiler, piyano, yani bilmiyorum. Hani şey, önceki iki. Etkilememişti. Ultraviolence'da nasıl şey yapıyordu? İşkence. Benzer biraz. Niye bu resmi seçtim ki ben? Bir şey vardı sanki burada. Aa bir de şeylerine bakalım. Bunu anlatmıştım sanki. Daha güçlü olmaya çalışıyorum. Hayat bir rüya. Beni üzgünle mutluyken çiz. Norman Rockwell. O yüzden bunu koydum. Evet. O yüzden bunu koydum. Ölçülerimiz altı uyuşturucu yok. Bir de şey de iyi. Vura vura öpe öpe. Norman sadece bir şey diyor. Öyle demiyor muydu ya? Bak no hype under our covers. Ben burayı şey diye anladım. Norman Rockwell. Bizim bir bu cover'ın Norman Rockwell'in adının altında bir şey yok. Sadece ikimiz var. Yani Norman gereksiz diyor. Orada sadece yine ikimiz varız. Yine bir aşka dönüştürme çabası. Ama var yani. Var ki koydu. John Misty Fear fan albümü olabilir. Kiss Kiss Bang Bang diye bir film varmış. Ve Hollywood LA'de geçiyormuş. Evet. Romantizm, cinayet. Harika. Lana. Eden. Eden bir bahçe bu arada. Cennet bahçesi aslında. Grief, kadere battı. Yani bahçe soldu. Ve gün bitti. Aynen. Hiçbir şey kalmadı. Yani bir gün mü? Erkek ve kadın cinsel organları imalı dolu olduğunu söylerken sadece psikadelik mutluluk olarak övüyor. Olabilir. Yani evet, imalar var. Güçlü imalar var. Bu film nedir? Sadece bir tane mi varmış? Bir de bu albümün şeyi bu. Temas. Burası bu albüm yani. O şehir resim böyle şehirden geçme falan. Yani o da var ama bu aslında yani. Bak. Resim çiziyor. Çık 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 çık. Ama müzik de yapıyor bunu. Ama aynı zaman yani videoya da koymuş. Oh. What? Bir şey gördüm ben orada. Dur. Evet. Köpek balığı. Köpek balığı bu. Tehlikeli yine sular. Blues. Sesler burada. Bak o şey gibi. Greatest'e geçiyor burada. İlk yaşama şeklim beni öldürüyordur. Yine ölümlü lanam. Bir şarkı sadece vermek istiyorum. Evet ateş harika.
Kaliforniya'ya taşındım. Sadece bir ruh haliydi. Bu bana freaky hatırlatıyor. Bu resmi düşündüm yani. Dur. Lana'nın referansı şarkının orijinal olarak yazıldığı dönem Büyük Buhran ile şimdiki zaman arasında bir tür paralellik gösterir. Mevcut siyasi durumumuz ekmeği yine politik bakıyoruz. Tekrar eden çevre sorunları ve distopik haberler tarihte daha önce birçoklarının görüldüğü gibi bir sıkıntı anı temsil ediyor. Bu temalar Lana'nın kasıtlı olarak bu şarkının eleştirdiği ve piyasaya çıkması için iki parçalık bir video veren The Greatest'in son bölümünde bulunur. Yani ne demeye çalışıyor bu? Buhran dönemi Greatest'le ne alakası var? California Dreamin. Bu film bak yine çıktı. California Dreamin. Nancy Sinatra. Bakın bu Last for Life'da gösterememişim. Ekranın almamış. Bakın en son California Girls. Bu zaten bunun ikisi sayılmaz yani. En sonuncu albüm bu. Ve bu şarkı en son 10. şarkıda gelecektim. Yine burada da çık. California Dreamin. Bu en son şarkısı, en son albümü Nancy'nin. Ve Lana'nın da California Man, California Girl. Şu şarkı çok, 10. şarkıya çok benzer. California Dreamin. Bir şeyler var. Yani bu albüm acayip benziyor. Portakal, limon. Bakın portakal tutuyor. Zaten bu şey. Sinatra. Aynen. Yani acayip şey var. Neyse. Bu albüm dinlerseniz biraz şey yani. Normal. Özellikle bu şarkı. Dinleyeceğim zaten bu şarkıyı. Aynı olur. Ya bir şarkı bu kadar mı benzer yani? Şey olabilir. Burası. Su şeyi ya. Su yok yani. Su yok. Bu yine politik bir söylem. Yaz çok fazla işleniyor Erlanda'da. Yaz. Bitmeyen bir yaz. Hep yaz olunca ne olacak? Kuraklık, işte yangınlar bilmem ne. Yine bu albümde de var. Gerçek hayatta da var bu arada. Hatırlıyor musunuz? Ben sanki honeymoon'da bir megalomanlık vardı işte okyanuslar daha küçük falan hatırlarsanız aslında benzer bir bence benzer bir anlayış. Mesela bak attı şu an ağacı attı yani serinlemek için ağacı sökmek yani peki. Yine politik. Ne izliyoruz şu an? Hani hatırlıyor musunuz şey? Freak'in sonunda, Claire de Lune, Carmen'in sonunda. O ünlü mü bilmiyorum onlar. Kesinlikle ünlüdür de. White Mustaine'in sonundaki. Yine burada da o var. Yani burada da bir o yine outro gibi. Ama değil. Şu an outro değil. Çok gülmüştüm ya. İnanılır. Peki. Lizzie. Bak Lizzie. Geziyor.
son. Terör estirdi gidiyor. Aynen. Yani Lizzie yine gidiyor bak. Bir yerde gidiyor yani. Nerede belli değil. Şu evil. Evil yani burada. Lana'nın şeyi işte. Yani bu güzel pozisyon olmadı. Yani bu şurası güzel. Yani şu Lana'nın şeyi. Bu albümde getirdiği bir yine megaloman. Aslında biraz honeymoon yani. Büyüttüğü. Bu sürrealist bir anlayış. Hatta Dali'nin bir resmi var. Böyle resimden çıkıyor bir su diyor falan. O ünlü onun gibi. Sürrealizm burada. Bu bak bu sürrealist verdim. O honeymoon'da bahsedilen sürrealizm. Ama orada var mıydı? Yani bu daha çok sanki sürrealizm. Yani gerçek dışı. Gerçekten gerçek dışı bir hal. Burada kumla oynamak, yani yine suyun da bitişi. Yani burada yine suyla oynuyor. Suyu kendi başına içiyor. Yani bu karakter çok büyütülmüş. Hani zenginler öyle ya, yani bir sürü para akıyor para, bir sürü parası var gibi de bir durum. Yani tüketiyor. Yani bu suyu belki 100 insan içebilir ama tek başına içiyor yani. Böyle bir de politik bir anlamı var. Biz büyütüyoruz yani bunları. Lana'yı biz büyüttük. Yani büyümüş yani abartılmış bir Lana burada. Ama yani bu albümün de şeyi bu. Yani tek dikkate değer videosu bence. Aslında terör estirdiğini görüyoruz. Yani Liz zor durumda, ona yardım etmeye geliyor. Onu kurtarmaya geliyor. Lizzie'yi kurtarmak. Neden? Neden yani? Çünkü albüm aynı, yani bir başarısızlık biliyorsunuz. AKA bizde bir yara. tam bir başarısızlıktı hatırlarsanız. Ki değildi, bana göre değildi. Ama görsel olarak başarısızlıktı. Şimdi biz izledik. Yani biraz izledik. Yine şeyi izledik aslında. Kafamızdaki Lana'yı izledik yine. Ve Lana bizi kurtardı. Buradaki Lana. Ama terör estirdi aynı zamanda. Yani yine burada bir Lizzie şeyi var. Onun bir şeydi. Nasıl ki Born to Die'in bir iyi, yani daha iyisini yapmaya çalışması Last for Life'sa, AK'nin daha iyisi Mormon. Mesela başka ne var? Burada Sirens'ın göreceğiz daha iyisini. Yani amaç o. Tekrar kazandırmak. Bu ikisini yok sayarsam öyle. Bu cover zaten. Ben ve kız arkadaşım böyle bir ilişki. Şimdi bu erkek şarkısı resmi. Bunu bir kadın söylediğinde sanki lezbiyen gibi gözüküyor. Yani bu Honeymoon, Last for Life, Norman üçlüsünde hep kadın vardı zaten. Erkek yoktu yani hiç. Peki bir sürü ne yapacağım söylemiştim. Kendimle oynayacağım. Bastırıyor mu? Kafasını su altında tutmak istiyorum. Lana, ah Lana'm, ah Lana'm. Kurtul artık şunlar. Bu video Attack of the 50 Foot Woman'a gönderme. Dev bir kadın. Hollywood otoyolun üzerinden adımını atıyormuş. Lex Baxter'ın Boomway'den harem ipekleri. Demiştim. Ünlüdür o. Yani. Her albümde yapıyoruz yani. Bir de bu resim gerçekten Norman Rockwell'in Love Song resmi. Sana doğru yanıyorum o. Yani burada seni yakarak demiş. Allah kahretsin.
Çok tatlı. Evet, dokunaklı. Tatlı. Sözler neden ama? Arabamda ben bir yıldızım ve sana doğru yanıyorum. Yine 10. şarkıya gittim. Arabada. Yine bir araba. Yani yine bir araba. Yani atamadık üstümüze arabayı. Rüme doğru. Evet, peki. Bir rüya hayal et. İşte sahne. Beni olduğum gibi gördüğüne inanmıyorum. İnanıyorum. İnanıyorum. Beni kim gibi koyama. Beni kimim diye gördüğüne inanıyorum. Evet. İşte burada seninleyim. Her şey bir aşk şarkısına, aşk şarkısı sesi yapmak için geliyor. Anlamadım. Anlamadım. Yani Lana'nın bir sürü erkeği, bir sürü erkeği. Yani bu erkek bir aşk şarkısı olup gidiyor. Bu kadar. Çok da abartılacak bir şey yok yani şarkıda. Ama bak, şöyle bir durum var. Biz Lana'yı bu kadar romantik duyduk mu? Duyduk aslında. Animal'da duyduk. Ultra Violence'ın birkaçında duyduk. Pek şaşırtmıyor ya. Bu arkadaki şey, Fakir I Love You'daki mo 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 mo. Niye yanıyor? Ben Kaliforniya yanıyordu. Kendimiz de yanıyoruz. Bu yanma bana şeyi de hatırlattı. Ultra Violence. Orada da bir yanma vardı yani. Bak, gaz lambası elimde. Beni ateşe veriyorsun. Ben ışığım ama beni yakıyorsun. Ha, şey olabilir. Ben ışığım, senin aşkınla yanıyorum. O da olabilir bak. Aşktan enerjisini alıyor. Evet. Arkadaki şu keman. Bütün müzik boyunca duyduğumuz keman bu aslında. Aynı keman. Born to Die'da duyduğumuz gibi. Arkadaydı o. Ama burada bir de outro olarak çıkıyor. Göz önümde yani. Sanki böyle şey. Gökyüzüne böyle o kuzey kutbu ışığı, kuzey ışıkları. Sanki böyle gökyüzü yani. Şuradaki resmimde yani bu ünlü bir resmi Norman'ın biraz politik bir ırkçı, hatta biraz ırkçılık yaptım burada. Yani bu Violet, Blue, Green, Red, bu muhtemelen Lana'nın 4 rengi ya. Bana bir bira daha açıyor. Bartender mi? Christmas bell. Şey bence bu. Taylor Swift. Folklore. Mirrorball. Ah Taylor. Ama şey gibi ya. Yani her şey yanıyor, her şey yaz ama niye Christmas? Yani kışa mı ara girdik? Yine böyle şey yapıyor.
Yani sadece müzik arka planı duyuyoruz. Çiziyor böyle şey. Hani hep işlediği işte barok mesela Born to Die'da. Honeymoon'da Art Deco mesela. Last for Life'da ne? Vintage. Mesela burada da yani boyama ama bu nasıl bir sanat akımı? Yani Norman'ın resimleri gibi aslında orada. Ayrıca bu şey bence. Invisible Strings buradan bence. Şöyle bir komiklik oluyor. Taylor o albümünde Lana'dan kopya çek, yani bu Norman'dan alırken çoğu şeyi. Sonra Lana şeyden alıyor ki, yine country'ye dönüyor ki, yine aynı albüm anlayışı göreceğiz. Bakın göreceksiniz orada da. Taylor da bunu daha çok açtı. Şey benzedi yine. O 2012'deki Red albümündeki I Knew You Were Trouble. I Knew You Were Trouble. Bu Lana'nın filmi biraz buradan alıntı ama biraz da mesela o ara çöllerde video çekmek şey. Anlatacağız onu. Yani birbirlerinden biraz alıyorlar ama onu Taylor'da anlatalım. Daha doğru olur. Politik miyiz? tam da değiliz bence. Bu kadar politik. Ne olabilir ki yani? Ah, rapçilerde çok var ama Lana pop yani. Pırt diyorum pop. Bu giriş bana şeyi hatırlatıyor yine Ultraviolence'ı. Sanki böyle çok sert ama piyano. Yine Norman hali yani. Mesela lying, yalan söylemek. Bu parti yine Great Gatsby gibi. Hit me, ara ama vur yani. Vurlarda vuruyor bak. Hatta daha çok vuracak. Arka plan honeymoon bunu hatırlatıyor bana ya. Bakın şurada yanan bir şeyler var. Yanıyor. Yanan şey, neden bu şarkıda anlatıyorum bunu? Çünkü 2019'da California cayır cayır yandı. Cayır cayır. Bitmeyen yangınlarla boğuştu. Bu yaz, bu 2019 California. O yüzden yani. Bu sanki şey, kaçıyorsunuz bir yerlere. Evet. Yani albüm politik biraz. Ama yani bu haliyle yani. Bu yine olabilir yani. Great Gatsby'yi hatırlattı. Ayrıca şu girişi Season of the Witch. Bu architecture şeyi o yıllarda şey vardı hatırladığım kadarıyla. Birkaç eski şeyden eski Instagram'ında görmüştüm onu da. Frank Lloyd Wright'tan bir şey vardı. Bir röportajını falan yayınlamıştı. Biraz işte yaratıcı olmaya çalışmıştı. Oradan şey yaptı. Bu sürekli parti 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 dediği yine aslında bir Amerikan rüyası şeyi o parti. Geçmişi almaya çalışmak. Yine geçmişi almaya çalışıyor. Yani müziğe bir mimari bir şey gibi bakıyor yani. Gibi. Last for Life sunum diyor zaten. Şu kısım, şu son söylediği kısım bir şarkıya benziyor. Nancy Sinatra'nın
99 miles from LA. Keeping my eyes on the road, I see you. Baştan yani bu. I lead to you. 99 miles from LA. God lead to you. I miss you. Please be there. Acayip bir şarkı bu. Bu kısmı bakın. Metal gitar yani bu şey. Lana'nın kullandığı daha farklı bir şey. Yani bu tarz yapmaya çalıştığı şey bu yani. Bu şarkı acayip benzettim. Yine büyük bir ihtimal Last for Life'da olmamasının sebebi de bu. Muhtemelen. Çünkü bu temaya daha çok uyuyor. Şöyle bir şey yapınca yani. Müzikal olarak falan. Evet. Beni bak ben bu şarkıya o Nancy'nin 99 Miles From daha çok alkışlarım. Çünkü bilmiyorum bir şey var yani. Bir sanatçının en iyi yani son albümü bu. Son şeyi ve kendi bir yani gösteriş şekli. Lana yani böyle değil ya. Yani Honeymoon'dan sonra açıkçası evet bunlar farklı ama beni etkilemiyor yani. Bundan yani artık top noktadan sonra beni etkilemiyor açıkçası bunlar. Başka bir şey var mı? Ya söyleyeceğim çok da bir şey yok yani. Ne diyor bu ya? Bu 70'lerin ruhu 90'ların şeyi. Grunge müzik, hippie hareketi. Yine bu boom, yani bu hippie, bu yine Last for Life'da gördüğümüz Greenpeace. Yine politik aslında. Ama ne yani? Bağımsız bir politikti. Burada da politik değil. Ya yani biraz gibi yani. Biraz başka. House of the Bill. Bill evet. Bence de şey. Bill O. Cosby miydi neydi? O adam vardı ya. O yani büyük bir ihtimal. San Diego'da taşınıyormuş. 405 odasının numarası herhalde. Los Angeles. Şiir kitabında da var. 405. Bunlar niye böyle yan yana bilmiyorum da. Şey mi? Yani düşüyorlar. Bir yalandan düşüyorlar. Gerçek sular ama ne bu yani? Bu niye böyle yayınlar bilmiyorum. Bir bakarız ona. Yani sözlerde bir şey var mı? Biblo'nun devamı mı? Ne yani? Bence Lana'yı tanıyorsam %100 yani. Anlamsızdır yani. İki video yapmak istemiştir. Bunlar kalmıştır. Bak Heaven's Death. Yani yine şey gibi. Gerçeklik biraz. Ya aslında buraları şeye benzettim ya. Yani bu orayı burayı gösterme. Ride videosunda da vardı ya. Yani güzel şeyler oluyor. Sanki bu şey gibi. Modern dünya. Ride'da alabildiğine çöldü. Ama o alabildiğine çölde bile arzu yani arzusal bir açlık. Mesela Doja Cat'in Roots olduğu gibi yani oradaki çöl. Ya da Lady Gaga'nın 911'ı gibi. Çöl. Orada bir metafor aslında. Burada da ya bunlar şey modern aslında bunlar güzel gözüküyor ama kirlilik yani bu görüntüyü bozan
dumanlı, baksana yani. Güzel gözüküyor ama güzel mi sorgulatıyor yani bugün. Lama içinden geçiyor ve tadın çıkartıyor. Ne diyeyim? Yani şey gibi, kötüye gidiyor, lama da orada gibi. Yani bu dünyada, gerçeklikte. Cover'ımız, değil mi? Bir cover yapmıştık. Ya en iyiler ya, yani. Bunlar şey olabilir, ilham aldıkları olabilir yani. Bir sebebi vardır, her şeyin bir sebebi var. Ama direkt var mı? Yani buradalar. Yani bir amacı bence. Lana'yı tanıyorsam yok. Ay. Ah. Tam gözümüze bakması, değil mi? Ay, çok etkilendim. Hayır. Ben şey sanmıştım bunu izlediğimde. Tadını çıkartıyor. Ya burada... Nerede var bakayım? Venice. Yani Venice. Bu kişi sen misin Lana? Burada da aslında bir ima var. Yani herkesin dinlediği bir şey yarattım. Yani beni şey olarak kullandı, beni arzu aldıkları bir meta olarak kullandılar aslında. Bence beni sordu. Yine modern çağın bir aracı mı diyelim? Müzik yani. Şu etkileyiciydi ya. Ben bunu izlediğimde Lana elveda dedi sanmıştım. Yani bir daha olmayacak sanmıştım. Ama ardından iki albüm çıkardı. En iyi. Onu da neden düşünmüştüm? İşte Nancy Sinatra'da. Yani herhalde dedim bu son artık. Ama değilmiş meğersem. Zaten aslında son gibi de. Çünkü başa döndüğümüz için son gibi de yani. Öyle bir durum var. Hani niye bu resmi koydum ki ben buraya bunu? Vallahi anlamı yok sanırım. Allah'ım. Ama ne diyeceğim? Evet, şurası önemli. Bak, dur, şu bartender. Şurası önemli. Bütün yollar sana çıkıyor. Bütün yollar sana çıkıyor. Yani aslında söyleyecek çok da bir şey yokmuş. O aklıma şey geldi. Bir fotoğraf var. Lana böyle bir yoldan gidiyor. Tam o last olarak da koymuş olmalıyımdır. Sanki şey gibi o yolda. Sanki böyle araba gelecek çarpacak gibi. O yolda yürüyor böyle. Yol bomboş düşünün. Yolun ortası Lana.
sanki çarpacak gibi. Yani bütün yollar sana çıkıyor. Nancy Sinatra'da ne yapıyordu? Direksiyon tutuyorum, seni görüyorum. Yani arabada seni görüyor. Nancy Sinatra'da araba yani bir görseniz, göreceksiniz diyelim. Daha var onun ama. Ay araba, araba, araba. Burası şey, en iyisi. Yani en iyisi burada şey de, yani en son ve en iyisi. Ben öyleydi yani benim için. Ayrıca videoda şey vardı sanki, Video Games şarkısındaki şeyler var ya. İşte oyun oyna falan filan. Onların hepsi oradaydı. Sanki birazcık Video Games gibi. Sözleri gibi ama kendisi tabii farklı. Kanında alkolle boğuldu. Olabilir. Kokomo bir cennet adası tasvir eden Beach Boys şarkısı adı. Evet yine bir ada, yine bir ada, yine bir ada. Yine var ya o cennet şeyi var ya. Zıt tonunu alıyor gibi. Whitney Houston'ın şarkısı. Houston, kişinin kendini sevmeyi öğrenmesiyle gelen umudu överken The Greatest'da Lana'nın tükenmişlik ve kişinin kahramanlarına olan inancını kaybetmesiyle birlikte gelen hayal kırıklığı uyuşukluktan söz ediyor. Hani nerede o ya? Bırakma beni, birinin gözlerimi açması gerek. Gelmiş geçmiş en büyük kayıpla karşı karşıya, kültür yanıyor ve ben çok eğleniyorum. Sanırım artık her şeyi geride bırakacağım. Ha, bu o herhalde, o... Mesela New York'taki müziği yakıyor. Her şeyi yakıyor. Evet. Doğru. Ama bir Kanye West her şeyi özlüyor. Yani o arkasında bir şey bırakmış. Geçmişi ve bunu en iyi istemiş. Ben orada kişinin kahramanların onun inancını kaybetmesi. Hani nerede kaybedilen kahramanlıklar? Nerede? Yok öyle bir şey. Yok. Bakın, Los Angeles aleller içinde yanıyor. Kanye West kör olup değil o. Sarışın olup gitti. Orada yine bu sarışın Trump ve yine Kanye West aday olmuştu. Ona bir gelin vermedi. Hiçbir şey yapmadan oturmaya özledim. Artık imzalamayacağım. Sign imzalama değil miyim? Canlı yayın akışı başlamak üzere. Nedir yani? Niye oradalar bilmiyorum. Bu Peggy Lee'nin şarkısı mı? Olabilir. Is that all there is? Olabilir. Ama ne alaka ya? The greatest. Son. Olabilir ya. Bartender. Yani Norman ve Bartender bir de Happiness. Bunlar birleşik. Bu patlamanın amacı ne? Culture lit gibi. Yani kültür yanıyor. Politik. Peki neden patladı? Amaç ne? Yani? Bakacağız. Yok gibi duruyor. Bakın. Bu sanki şey. Ahin. Ne yapmaya çalışıyorlar? Bu çizgi film öğeleri nedir? Yani nedir? Ah! Aa, direksiyon? Bu arkadaki patlamalar? Ne düşün? Bir dakika. Ne düşünüyorlar? Kare mı? Evlilik. Uçan şeyler. Oh. Anlamı da yok. Lama işte. Ah. Bak arkada patlama var. Polislerin umurunda değil. Güzel. Ah. Anlamsız şey, anlamsız savaşlar. Arkadaşlar ne oluyor ya orada, ne oluyor ya? Bunlara ne oluyor?
Anlamsız. Ne düşünüyor bunu yaparken anlamıyorum yani. AEK'de gördüğüm şey, değil mi? Şimdi öteki şarkıya geçtik. Birbirleriyle anlamsızca bağlılar. Bu ne ya? Şimdi durun. Cyndi Lauper'ın aynıymış, aynı tabaymış. Ladies of Canyon. Laurel Canyon. For free. Evet. Onlardan alıyor ama amacı var mı bu alışların? Amaç da yok. İçimdeki şiir bir silah gibi sıcak. Hani politik bu, polis kovalama falan. Politik yani bunlar. Polislerin de hiçbir şeyin umru değil. Sen boş. Şey, hiçbir şey yok yani. Bakın bu da neye benzettim biliyor musunuz bunu? Lord'un Mood Ring'i. Ona benzettim. Yani Lana'dan bayağı ilham alıyorlar ya. Ya da bilmiyorum başka var mı böyle bir şey. Bir de şunu da şeye benzettim. Şu böyle telefonla konuşuyor. Alakası ilgisi yok. Ama neydi? Ariana Grande o şey şarkısı. Don't Call Me Angel hatırladım bak. Don't Call Me Angel aslında 2019'da çıkıyor. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Onu da söyleyecektim. Biraz sonra da söyleyecektim. Çıkıyor ama ben onu 2017'de aldım. Neden? Çünkü orada bir cehennem var. Bunu yine Ariana'da güzel anlatacağız ama Lana kısmında, Lana partında yani biraz onu alıyor aslında. Last for Life'a daha yakın burada. Burada da bir cennet anlayışı var ama açıkçası oradaki evil mesela. Sadece Doing Time'da görüyoruz. Ne kadar evil bilmiyorum. Aslında fiziksel görünüş olarak Norman aslında orada. Ama bilmiyorum yani. Tam emin de değilim. Sanki ben daha çok Last for Life, Arzu bence. O yüzden orada. Bunda Mood Ring'e benzetti. Tabii Mood Ring buna benziyor. Lezbiyen ilişki. Değil. Arkadaş. Ama andırıyor yani. Ben daha çok sıkıldım. Bu ne be öyle? Para mı düşüyor? Yok şey. Evet. Yani bu Bambi. Chuck Grant. Telefonla çekmiş. Ah lanam. Ah lanam. Yani şimdi Billie Eilish kızımız. Harika mı? Değil. Harika mı? Kazanıyor. Hayır. Aslında bundan sonra anlatayım. Bak. Burada ne var? Mutluluk bir kelebektir. Yani hemen kısa süreli yani hemen ölür. Başka da bir şey yok. Sözler canı. Sözler ya. En iyisini yine sona saklı. Vuracak mı? Bakalım vuracak mı? The dangerous thing for a woman. My past. Yes. There's a new revolution, a loud evolution that I saw. Last for life I'm done. Evet. Evolution of which mostly I've known. A modern day woman with a weak constitution, 'cause I've got. Which collusion of Twitch. Orada cadı gibi de. Değil mi?
Ah. Unutmadan söyleyeceğim bunları. Bu yatağın altındaki canavar. Billie Eilish'in ilk albümündeki. Yani aslında çocukluk korkusu. Ama Billie Eilish'in 2019 albümünün kapağındaki resmi. Ona da bir gönderme vardı. Tabii ki. Zayıf bünyesi olan bir modern dünya kadınıyım çünkü. Sessiz planlardan doğmuş. Boş olduğum gecelerde bu bekçi. Keys on the night song. Boş olduğum ne demek ya? Anahtarımı bulamadığım gecelerde gelir. Writing in blood on your walls, cause the ink in my pen don't look good in my bag. They write that I'm happy, they know that I'm not, but at best you can see I'm not sad. But hope is a dangerous thing for a woman like me to have. Hope is a dangerous thing for a woman like me to have. Hope is a dangerous thing. Sonda bir adamın sesi var. I had you in my head. Are you real? Seni diyor kafamda. Kafamdaysan. Var mısın diyor. Yeah. Is there any chance I'm gonna wake up on the floor if the song won't exist? Yerde uyandığım zaman yok olduğunu fark edersem. It's very sad. If I wake up and you don't exist and the song doesn't exist. Umarım gerçeksindir. Burada ne demek istedik? Bütün şehri yakıp yıkıyordum. Gözü dönmüş bir sosyopat gibi. Sırtımda yük edindiğim bu narsistten kurtulmak için. Narsist şey demek. Yani megaloman yine. Kendini çok beğenmiş. Toplumun bazı bireylerini yükseltilmiş özgüveninde kendini diğer insanlardan üstün görmesiyle ortaya çıkan bir kişilik bozukluğu. Umut benim için bir, benim gibi bir kadın için tehlikeli bir şey. Yani bir Sylvia Plath da büyük, yani şey, bir Amerikan kadın yazar, başarılı bir yazar, yani başarılı bir kadın konu yine burada. Bundan sonra yani buralarda yine kadın kadın kadın, aslında honeymoon'dan beri kadın görüyoruz. Burada biraz güçlü bir kadın var gibi ne geliyor. Aslında güçsüz gibi gözüküyor ama güçlü bir kadın gibi gözüküyor. Bu kadar. Şimdi neden? Aslında keşke. Bununla şey yapıp neden Grammy'de neden başarısız bir albüm çıktı? İnsanlar Lana'nın bir pop yıldızı gibi davranmasını bekliyor ama bu onun tarzı değil. Feminist bir şair. Aynen, feminist bir şair. Evet, intihar ediyor. Bu çizgi temsil eden kronik depresyonu başlangıcı kıyafetlerini değiştirmeden 3 haftadan fazla 7 gün uyumadan geçen kahramanı esirli paralelikler kuruyormuş. Olabilir. Sabah şarkısı mı? Zaten şiir. Bir çığlık. Victor dönemi geceliğinde yataktan tökezliyorum. İnek gibi ağır ve çiçeksin. Bu doğum sonrası depresyon hakkında yazılmış bir şiirmiş.
Lana bir anne olmasa da bir duygu patlaması yaşıyor. Mutluluk beklentisinin ortasına geçiyor. Ama şey yani neyi bekliyor anlamadım. Neyi bekliyor? Tamam da neyi bekliyor yani? Charles Manson liderliğindeki bir kült grup. Manson ailesi. Bir dizi cinayet işliyor ve kurbanların kanını kullanarak duvarlara mesajlar bırakıyor. Topluma ders vermeye çalışıyor. Heroin'de de varmış bu. Şimdi burada ne anlatmaya çalışıyor? Ölüm, ölüm, ölüm. Ve Lana. Lana'yı çoğu kez öldürürken bulduk. Ve bunlar gerçek değildi. Dersti yani. Bu dersti. Yani başka da bir şey değildi. Bu yani. Yine burada da duyuyoruz. Niye bu şarkıda tekrar duyduk? Neden? Neyi öldürdük bu sefer? Hani umudu mu öldürdük? Yani albüm bitti açıkçası. Sylvia Plath'in biyografik günlüklerinde benzer bir yazı varmış. Asla mutlu olmayabilirim. Ama bu gece mutluyum mu? Bu Tim Robbins'in karakteri Andy'nin hücre hapsine kaldığı süre boyunca müziğin ona nasıl umut verdiğini anlatan bir yanıt. Lana feminist bakış açısını daha dile götürmek için alıntı için set değiştirirken mi? Lan geceliğini yırtıp atmak. Peki. Bu romanın Stephen King tarafından yazmış olması dikkat çekici. Amerikana. Kültür sorunları, kültür sorunları, kadın sorunları. Bir de kadın sorunlarını ekliyoruz yani açıkçası. Başka da bir şey var mı ya? Şimdi bu albüm başarılı mı? Videolar değil, kesinlikle değil. Sadece Doing Time. Trailer'ındaki alakası yok yani. Alakası yok. Neydi bu şarkılar neydi bilmiyorum. Hepsi şey işte. Yani diğer alıyor biraz böyle ilham alıyor sadece bu. Yani bir şey anlatmıyor şarkılar. Aynı AKA gibi. Aynısı. Sadece ben tabii ki Cinnamon Girl ve belki bu yani. Diğerleri yani şimdi sen açıkçası evet Amerikana yine bir rüya falan. Ama anlamsız yani sözler. Video anlamsız. Şimdi Lanacığım bu kadar yol gittik biz değil mi? Şu kadar yol gittik. Yani bilmiyorum ya. Grammy'de kaybedersin yani açıkçası. Kaybedersin. Ama tabii Grammy şey yani. Billie Eilish çok iyi mi? Hayır değil. Yani burada hitap ettiği topluluk açıkçası bence. Billie'nin hayran kitlesi bence kuru gürültü yani. Hani şakşakçılar. Şey oluyor işte 2000'lerde Britney Spears. Sağ
2019'da da Billie Eilish çıkmaya başlıyor. Yani aynı şey aslında. O büyük kitle birini seviyor, gidiyor. O kişi Billie, sen değilsin yani orada. Ama bu Lana kötü mü? Değil. Albüm başarılı mı? Müzikal olarak başarılı. Ama söz ve video yani. Değil yani. Ben hiçbir zaman bu Grammy, yani bu Norman'la ilk ve son bence yani. Grammy'ye kadar çıkmak başarılı. Ama video, sözler yok yani. Sen bilmiyorum. Çabasız yardım yani burada. Açıkçası. Etkilemedi. Beni mesela etkilemedi yani. Normal. Last for Life daha çok etkilemişti. Yani bak anlatacak bir şey bulamıyorum ya. Yani buralar biraz alıyor bana. Birazcık andırıyor yani. Ama bundan bile tam emin değilim. Sadece The Next Best American Record, Last for Life tam geldi zaten. Biraz bana onu çağrıştırması. Onun dışında yani diğerleri. Söyleyecek çok bir şey yok albüm. Yani ilham olan bir albüm ama bir amacı yok yani açıkçası. Varsa bana yazın yani. Yok. Ha, keşke yanılsam. Keşke yani. Ha, söyleyecek bir şey bulamıyorum ya. Bir hikaye yaratmıyorsun. Yani şey, şiir kitabına da bakacağız. Ya da o da değişik bir deneme. Yani illa Grammy almasına da gerek yok. Ben sadece şey demeye çalışıyorum yani. Bir şey yaratmaya çalış yani. Ama hani amaç ne yani? Geriye dönerek. Yine geriye dönüyor. Yine bir AKA'yı diriltmeye çalışıyor. Ölüyor yani. Olmuyor. Olmayacak yani. Olmayacak. Yani çaba boşuna yani. Bilmiyorum. Ben öyle düşünüyorum. Ben Norman'ı övmeyeceğim yani. Sadece Cinnamon Girl'ü farklı bulsam. Yani diğerleri fırt yani. Bilmiyorum. Açıkçası. O kadar etkilemiyor beni. Bu canlı bir performans, bir show. Ellie Collection. Yani aslında bakalım. Aynı diyecektim. Yani övmek bilemiyorum ya. Yani albüm övülecek bir tarafı var mı? Hani Last for Life yeniydi mesela. Bu değil. Bu değil yani. Bu bilmiyorum. Farklı bir deneme. Yine. Yani alkış, ayağa kalkılacak falan. Honeymoon değil. Farklı mı? Last for Life değil. Yani ne o zaman neyine ben şey yapacağım? Müzik mi? Müzik de hepsi değil yani açıkçası. Deneme. Yine bir deneme albümü var. Bu kadar büyütmeye de gerek yok. Niye bağırıyorsunuz siz de? Şakşakçılar ya. Oğlum.
Aa, yükselme kısmı iyiydi. Yine bir deneme. Country ama. Jack Antonoff. Oh, bilmiyorum o kadar büyütmeye. Bilemedim. Yani ben şey bekliyorum artık. Bundan sonrakinde de bunu söyleyeceğim. Eğer bir kişi yani bir ikon, başarılı bir ikon. Mesela Taylor Swift örneğini vereceğim burada açıkçası. Onu yine sonra söyleyecektim ama hani benim bunu açıklamam lazım. Country'e dönüyor o da. Şey neydi? Evermore'de neydi ya? Folklore. Folklore ve Evermore dönüyor ama göreceğiz. Üstüne katıyor yani. Lana atıyor yani. Hani üstüne katmıyorsan atma kardeşim. Atma yani. Katmamış mı? Katmış ama bilmiyorum ya yani. Yani bir şey olmuş bence burada. Bitti artık yani. Nasıl diyeyim? Hani Last for Life'da bir deneme yaptı. Norman'da yine bir deneme yaptı. Ama bir baktı olmuyor da olmuyor, olmuyor da olmuyor. Bari tadının çıkartayım'a dönmüş bence. Bari hani kimse beğenmiyorsa. Ama beğenmemesinin nedeni ta yine en baştaki şey yani. Lana buralarda da yani çok bir şeyin yoktu yani. Hani Born to Die niye öyle? Çünkü burada sen şey yaptın yani amaç nasıl diyeyim? Çabaladın. İnsanlar onu sevdi. Ama burada yani burada bir çaba var mı? Norman'da. Yeterli değil. Videolar özellikle yani müzik şey de değil, sözler de değil ama videolar beni çıldırdım yani. Açıkçası. Yani bu güzelim ne yapıyorsun yani sen? Hiç yani ne yapmaya çalışıyorsun? Hep bu bartender happiness, Norman. Yapma. Daha iyi. Sadece Doing Time çıkar. Anlatacağını anlat. Bundan sonra Adele gireceğiz. Adele gireceğiz ve hiçbir şey yapmadan açıkçası. O da hiçbir şey yapmıyor. Onu da çok eleştireceğim. Sürekli yerden yere vuracağım. Yani o da çabalamıyor ama Lana'yı 3'e 5'e katlıyor. Yani orada da bir o da kötü, bu da kötü yani. Bu bilmiyorum. Ben olsam özenirdim yani. Sözlere. Özellikle sözlere. Ya video olmasa da olur. Ama sözler. Ama ikisine de uğraşmamak. Sonra da Grammy beklemek. Olmuyor yani. Olmayacak. Herhalde. İşte. Evet. Bari bitireyim gideyim ya. Söyleyecek çok bir şey yok açıkçası. Last for Life'da konuştuğum kadar konuşmayacağım yani. Yok çaba yok çünkü. Çaba olsa konuşurum. I must be stupid. Bu neye benzedi? Şey neydi? You're gonna love me. movie.
Şakşakçılar. Daha bırakmak istiyorum yani şakşakçılar. Hala bir bağırma. Alkışladığımız şeylere dikkat etmeliyiz ya. Yani ben buna alkışlamazdım açıkçası. Aa, Lana ne söylerse alkışlayayım. Bravo. Bu yani. Bu çıkıyor sonunda. Böyle alkışlarsan o çıkartır. Yine bir hayal çizmek. Hep aynı şey yapıyoruz. Amerika, hep Amerika geziyor. Söyleyecek başka bir şey yok. Bu da bir kavuş. Ne alakaydı? Yine gençlerin olması açıkçası bence. Lana ve emoları. Emo gençliği. Başka bir kedi. Hiç amacı hiçbir şey yok ya. Hiç. Aç yok. Hiç yani hiç yok. Hiçbir şey yok. Peki ya. Ben ama yani çabasız buldum yani. Çaba yoktu ya. Müzikal olarak değil ama yani. Anlam ve görsellik olarak yani. Biraz amaç bu, biliyor musunuz? Evet, Lana bir şarkıcı ama bence yakışmıyor. Yani hiçbir şey, yani sözler yani, bence sözler yani. Ben sözlerdeyim. Şiir. Şimdi bir de şiir kitabına bakalım.